İyi akşamlar. Burası Birlik Beraberlik Noktası. Ben Tarkan Kalili. BBN Türk Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de düzenlenen toplantısında sona erdiğini söyleyelim. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda ulusal ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 15.47'de başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saatin sonunda sona erdi. Toplantıda Afganistan'daki son durum ele alındı. Bölgenin istikrara kavuşması için uluslararası alanda atılabilecek adımlar değerlendirildi. Afganistan kaynaklı göç baskısına yönelik alınan önlemler gözden geçirildi. Suriye'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. Terörle mücadele operasyonları ise masadaki bir diğer başlık. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi. Gözler yapılacak yazılı açıklamada. Erdoğan-Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye ilişkin detayları uçakta gazetecilerle paylaştı. Suriye krizine nihai ve kalıcı çözüm bulma zamanının geldiğini konuştuklarını ifade etti. Soçi'deki zirveye ilişkin detayları paylaştı. Amerika ile ilişkilerde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı zirve dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'nin Suriye konusunda Rusya ile kararlaştırdığı her hususa bağlılığın sürdüğünü belirtti. Bunlardan geri adımın söz konusu olmadığını söyledi. Aynı yaklaşımı muhataplarımızdan da bekliyoruz, dedi. Suriye, Karabağ, Libya ve Afganistan'daki gelişmeleri etraflıca değerlendirme imkanı bulduklarını anlatan Erdoğan, Suriye krizine nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vaktinin geldiğini konuştuk, ifadesini kullandı. Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre savunma sanayi konusundaki işbirliği artarak sürecek. S-400'ler konusundan taviz verilmeyecek. Uçak motoru, savaş uçağı, denizaltı ve gemi üretimi konusunda adımlar atılacak. Görüşmede Türkiye ile Rusya'nın ortak uzay çalışması yapması da gündeme geldi. Kara ve denizde iki platform oluşturulup buralardan uzaya roket gönderilmesi konusunda iki ülkenin ortak çalışma yapması gündemde. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i Türkiye'ye davet etti. Ziyaretin kısa sürede gerçekleşmesi konusunda mutabık kalındı. Ayrıca yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını bu yıl bitmeden Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. ABD ile ilişkiler de soruldu Erdoğan'a. Biden'la Roma'nın yanı sıra büyük ihtimal Glasgow'da da görüşeceklerini söyledi. F-35 krizi konusunda ya uçaklarımızı ya ödediğimiz 1,4 milyar doları verecekler, dedi. ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek konusunda McGurk'ü hedef aldı. McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor, ifadesini kullandı. Ve iç politika, parlamenter sisteme dönme tartışmasını değerlendiren Erdoğan, başkanlık sisteminden memnunuz, yola devam edeceğiz, geri dönüş yok, dedi. Siyasi partiler yasasında da sona gelindiğini ifade etti. MHP lideri Bahçeli ile son halinin üzerinden geçeceklerini açıkladı. Mecliste yeni yasama yılı yarın başlıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop yeni yasama yılı öncesi geride bıraktığımız yasama yılını bir basın toplantısıyla değerlendirdi. Meclisteki dokunulmazlık tezkeresi sayısının 1359 olduğunu söyledi. Yeni anayasa ve Kürt sorunu tartışmaları konusunda soruları cevapladı. 27. dönem 4. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 349 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. Karma komisyonda bulunan toplam tezkere sayısı 1359'a ulaşmıştır. Yeni yasama yılı öncesi meclisteki dokunulmazlık tezkere sayısını açıkladı. Erken seçim tartışmasına değindi. Bir güncelleme yapmamız lazım siyasette. Erken seçim olmasın diye getirilen bir sistem var şu anda Türkiye'de, hükümet sistemi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 27. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. 4. yasama yılında
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 105 birleşim, 488 oturum gerçekleştirilmiştir. 771 kanun teklifi sunulmuştur. Bunlardan 682 kanun teklifi komisyonlara havale edilmiş, 3 kanun teklifi ise iade edilmiştir. Yeni anayasa açıklaması yaptı. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anayasayı yapacak güçtedir, kudrettedir. Hem hukuken hem siyaseten. Bu konuda kararlılık olursa, ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir. Kürt meselesi ve çözüm yeri tartışmasına ilişkin konuştu. Bir sorunun çözüm yeri mecliste derken ne diyorsunuz? Yani anayasa değişikliği mi öneriyorsunuz? Kanun değişikliği mi öneriyorsunuz? Bir komisyon kurulmasını mı öneriyorsunuz? Bu şekilde bir somutlaşan bir tartışma olursa daha verimli, ciddi bir tartışmaya dönüşür. Öte yandan Meclis Genel Kurulu 27. dönem 5. yasama yılı için yarın saat 14'te özel gündemle toplanacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bileşimi açtıktan sonra sunuş konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de mecliste yemin edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama geldi. Koca açıklamasında aşı kartı iddialarını yanıtladı. Son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekti. Yüz yüze eğitimin sıkı tedbirlerle devam edeceğini açıkladı. Virüsü kolaylıkla yenebilmeniz bulaşsa bile hastalığı hafif geçirmeniz... Aşı kartı iddialarını yanıtladı. HES kodu uygulaması dışında bir uygulama yoktur dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama geldi. Son günlerde gündemde olan aşı kartı söylentilerine açıklık getirdi. Yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. HES kodu dışında bir uygulama yoktur, dedi. Kurulda yüz yüze eğitimde görüşüldü. Koca 5 ve 17 yaş aralığındaki çocukların aktif vakaların 1/4 birini oluşturduğunu belirtti. Sıkı tedbirlerle yüz yüze eğitimin devam edeceğini açıkladı. Ateşinde olsun ya. Hoş geldiniz. Aferin. Tamam. Artan vaka sayılarına da dikkat çekti. Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına yansıyor. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak tedbirlere daha sık uymalıyız dedi. Aşı çağrısında bulundu. Günlük koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 227 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı 30 bine yaklaştı. 31 binden fazla kişi sağlığına kavuştu. İkinci doz aşı yapılma oranı ise %71'in üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik olarak kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımız ise 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı başarının şartı tedbirlerle muntazaman uyum ve aşıdır ifadesini kullandı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bakanlıkta ağırlandı. Ortak basın toplantısında Çavuşoğlu hem Türkiye hem de Türk Konseyi'nin Afrika'ya aşı yardımı yapacağını söyledi. Çavuşoğlu Almanya'daki seçimleri de değerlendirdi. İnşallah TürkoVac aşısı hazır olduğu zaman Afrika bizim önceliğimiz olacak aşının paylaşılması konusunda. TürkoVac aşısının öncelikle kara kıtaya gönderileceğini belirtti. Afrika ülkelerine aşı yardımı yapılacağını açıkladı. Son Dışişleri Bakanları toplantısında Afrika ülkelerine Türk Konseyi olarak aşı yardımı yapma konusunda hemfikir kaldık. Arkadaşlarımız çalışıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'i bakanlıkta ağırladı. İkili görüşmelerin ardından kameraların karşısındaydı. En önemli gündem maddelerinin başında Afrika'ya yapılacak aşı yardımı vardı. Türk Konseyi bölgeye aşı göndermek için çalışıyor. Türkiye'de TürkoVac aşısı kullanıma girdiğinde önceliği Afrika'ya verecek. Aşıların doğrudan Afrika'da üretilmesi için de çalışmalar var. BioNTech firmasıyla Afrika ülkelerinin ve Ruanda'nın Afrika'da ortak üretim yapma
çalışmalarında biz de arabuluculuk yaptık, destek verdik. Bakan Çavuşoğlu Almanya'daki seçimleri de değerlendirdi. Türk kökenli milletvekili sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türk kökenli, Türk asıllı milletvekili sayısının da arttığını ve bugüne kadar en yüksek noktaya geldiğini görüyoruz. Bu da Türklerin Almanya'da entegrasyon konusunda başarılı olduğunun bir göstergesi. Koronavirüs tedbirleriyle birlikte virüsten korunmak için alınan önlemler diğer hastalıkları da azaltmıştı. Grip de onların başında geliyordu. Fakat bu yıl durum farklı. İnsanlar tedbirlere eskisi kadar önem vermediği için grip vakalarında artış var. Koronavirüs salgınında geçen ilk kışta grip vakaları neredeyse sıfıra inmişti. İnsanlar virüsten korunmak için maske takıyor, sosyal mesafeye son derece önem veriyordu. Fakat durum bu yıl aynı değil. Maske, mesafe ve hijyen kuralları ihmal edildi. Grip vakaları geçen seneye oranla %40 arttı. İki hastalığın belirtileri birbirine çok benzediği için de vatandaşlar grip mi, korona mı ikilemine düştü. Covid-19'da gripin birbirine karışması da çok anormal bir şey değil. Nihayet akrabalar zaten. Aynı kökten geliyor, o da RNA virüsü, o da RNA virüsü. İki virüsün de solunum yollarını tercih etmesi ve benzer yan etkilerinin olması hastalarda tereddüte neden oluyor. Covid-19'un ilk dönemlerinde hem devletimizin bununla ilgili korunma prosedürlerini ciddi anlamda kontrol ve takip boyutunda ele almış olmasının o tedbirlerin uygulanması konusunda ciddi bir etkisi vardı. Bu iki hastalığı birbirinden ayırmak artık kolay olmayacak. Covid-19'un dışındaki grip salgınları da geçtiğimiz yıla göre artmıştır. Artması da doğaldır, daha da artacaktır. Semptomlar da birbirine karıştı. Risk grubunda olanlar COVID aşısının dışında aile hekimlerine, adlarına grip aşıları gelmişse hiç çekinmeden grip aşılarını da yaptırsınlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yıl aşkın süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek istiyor. Ancak proje bir türlü UKAME'den geçemiyor. Taksi projesinin 1000 taksilik bölümü UKAME toplantısında 9. kez reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi projesinin 1000 yeni taksi bölümü UKAME toplantısında oylandı. 8. oylamada olduğu gibi bugünkü 9. oylamada da ilçe belediyelerinin temsilcileri de oy kullandı. Ancak teklif 9. kez reddedildi. Proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılması, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi hedefleniyor. Ancak bu projenin uygulanabilmesi için Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. İstanbul'da ulaşımla ilgili sıkıntıların sonu gelmiyor. Şimdi de ulaşım kartları gündemde. İstanbul kart stokları tükendi. Ulaşım kartı bulmakta güçlük yaşayanlar merkezlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bir Akpil için 11.30'dan beri bekliyoruz. Otobüs kuyruğu falan sandım. İlk defa geliyorum ben de buraya. Çok şaşırdım yani. İstanbul kart stokları tükendi. İşlem merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Mağdurluk yani, başka bir şey değil. Baksana o kuyruğa. Vallahi ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Geçen sefer geldiğim zaman böyle bir kuyruk görmedim. Mega kente ulaşım çilesi bitmiyor. Ancak böylesi daha önce hiç yaşanmamıştı. Bazı gişelerde ulaşım kartları tamamen tükendi. İşlem yapan merkezlerin önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. İlerliyor, ilerliyor ve ilerliyor. Kuyruğun ne başı görünüyor ne de sonu. Bu kuyruk İstanbul kart alabilmek için oluştu. Ancak yeterli sayıda kart olmadığı için İstanbullular toplu taşıma kullanamıyor. Binemiyoruz, hiç binemiyoruz. Parayla kabul etmiyorlar. Ya iki arkadaş bir taksiye binip gideceğiz evimize. Başka seçeneğimiz yok. Kart nöbeti saatlerce devam etti. Mağdurlar isyanda. 4-5 saat buradayım. Kuyruğa bakacak olursak. Dün de gelmiştim. Yaklaşık 2-2,5 saate yakın bekledim burada. Halkalı'dan geldik. Sabah erken kalktık bu kuyruğu tahmin ettiğimiz için.
Öğrenci akbili alacağız biz üniversite için. Akbil çıkartacağız ama böyle bekliyoruz gördüğünüz gibi. Kuyrukta beklerken yorulup buraya mı oturduk? Evet, yaşlıyız. Belimiz ağrıyor, ayağımız ağrıyor. Kart satışı yapan biletmatiklerde de durum farksız. Belirli merkezlerden İstanbul kart alamayanlar işte bu biletmatiklere yöneliyor. Ancak cihazlar İstanbul kart kalmadığına dair uyarı veriyor. Talebe yetişemeyen Büyükşehir Belediyesi yeni ihale açtı. İhale tarihi ise bir ay sonrası. 1 Kasım'dan itibaren İstanbul kart sıkıntısının çözülmesi bekleniyor. Marketlerdeki fahiş fiyatlar halen gündemde. Peki meyve ve sebze pazarlarında ne kadar? BBN Türk muhabiri Ülkü Tepe bugün sizler için İstanbul'da bir semt pazarına gitti. Market ve pazar arasındaki fiyat farkını yerinde gördü. Pazar daha uygun marketlere göre. Ne kadar fark atıyor arada? En az 3 lira 5 lira atıyor. Marketlerdeki fahiş fiyatlar vatandaşı bezdirdi. Bütçesini düşünenler semt pazarlarına yöneldi, yoğunluk arttı. Vallahi pazar fiyatları çok pahalı değil bana göre. Marketler çok daha pahalı. Ananasla 8 liraya satıyoruz. Bak etikete 8 yani. Bu markette normalde 18-20 arası yani. Marketten alsak nereden baksan %25 daha fazla veriyorsun. Fasulyem şu anda 7 lira ve 6 lira o arada satılıyor. Markette fasulyeyi 15 liradan aşağı alamazsınız. Zincir marketlerin fahiş fiyatları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla bizzat ilgileniyor. Son olarak tarladan manava kadar süreci ciddi bir şekilde denetleyeceğiz açıklamasını yaptı. Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını vesaire bunların üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Marketlerdeki fiyat etiketleri pazarın neredeyse iki katı. Markette sen şu mandalina 7-7,5'tan aşağı alamazsın. Pazarda bak 4 lira. Markette gidip 2,5'a 3'e alıyorlar. Biz ikili bağlıyoruz 3 liraya satıyoruz. Organik, serayla işimiz olmaz. Çilek lezzetli ve güzeldir. Fiyatı ne kadar? 15 lira. Markette ne kadar? 30 lira. İstanbul'un semt pazarlarından birindeyiz. Burası Bahçeli Evler Pazarı. Binlerce alıcı marketlerdeki fahiş fiyatlara yetişemediği için pazarları tercih ediyor ve alışverişlerini buradan yapıyorlar. Peki alıcılar fiyatlardan memnun mu? Marketlere göre uygun ama çok da uygun değil. Marketten geliyorum. Çok pahalı kızım, çok pahalı. Ama bak bir kilosu 12 lira değil, alamadan gidiyor. Markette müşteri gidip bunu 2 liraya alıyor. Biz bunu 1,5 bağlı 2 liraya satıyoruz. Bize diyorlar ki niye pahalı? Fasulye, kabak 150-200 liradan aşağı çıkılmıyor pazardan. Pahalılık almış başını yürümüş. Fiyatlar zaten halde yüksek. Özellikle de meyveler reyonlarda yüksek fiyat etiketleriyle yer alıyor. Örneğin elimde tuttuğum incirin marketlerde fiyatı 45 liraya kadar ulaşabiliyor. Pazarda ise 15 lira. Yani meyveye ödediğimiz para sebzeden çok daha büyük yani. Muzu kilosu efendim 10.75, 11 lira satıyoruz efendim pazarda. Market 18-20'ye satan da var yani, değişiyor yani. Mandalina 4 lira, şeftali 7 lira, nektar 7 lira, armut 6 lira, erik 5 lira, üzümler 7 lira. Markette şu an arada 4 lira falan 5 lira gibi oynuyor yani. Tüketicinin pazarları tercih etmesinin bir diğer sebebi ise ürünlerin daha taze olması. Marketlerin ürünlerini ben çok beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Pazardaki her zaman çok daha taze oluyor. Şu meyvenin tazeliğine bak. Markette bulabilir misiniz? Taze pazarlardan. Evet, diğer yandan da Milli Güvenlik Kurulu'nun sona erdiğini söylemiştik. Toplantısının sona erdiğini söylemiştik ve MGK bildirisi yayımlandı. Suriye'de sivillere yönelik zarar verecek eylemlerden kaçınılmalı dedi bildiride. Öte yandan MGK bildirisinde iklim değişikliği de gündemdeydi. Türkiye'nin her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı bildirilmiştir MGK bildirisinde. İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edildi. Yine MGK bildirisinde öne çıkan başlıklar bu şekilde. Yine detaylı olarak BBN Türk ekranlarında sizlerle paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Sıfır araç bayilerinin galerilerle anlaştığı, galerilerin bayilerden daha yüksek fiyatlara araçları satarak kârı düşürdüğü, bölüştüğü iddia edildi. Ancak bayiler de, galericiler de bu iddianın mantığa aykırı olduğunu düşünüyor.
bizim burada galerilerle ortaklık yapıp kârı bölüşmemiz mantığa aykırı. Ben burada 5000 metrekare alanda 130 personelle hizmet verirken 100 metrekare alandaki 2 kişiyle kârı bölüşmem bir defa zaten mantığa aykırı. Bu kesinlikle yanlış. Son dönemde çip krizi, üretim azlığı derken bayilerde sıfır araçların tükenmesi ikinci el piyasasında fiyatları yükseltti. Üstüne bir de galerilerin bayilerle anlaşarak kârı bölüştüğü iddiası gündeme geldi. Devrimiz artık teknoloji devri. Bir arabanın bayiden kaç paraya çıkacağını herhangi bir internet sitesinden girdiğiniz zaman tavsiye edilen satış fiyatı vardır. O tavsiye edilen satış fiyatının üstüne kesinlikle satış yapması mümkün değildir. Galeriler bayilerden yüksek fiyata satamaz. Bu arabanın bir tavsiye edilen fiyatı var. Bu şu anda mümkün değil. Bunu yapamazlar. Galerilerin normalde bayiden sıfır araç alması yasak. Tek bir şartla satın alabiliyorlar. Şirketin faaliyeti, otomobil faaliyeti ise bayi ona kesinlikle o arabayı vermez. Verirse de 6 ay içerisinde satmama garantisiyle verir. Filo firmalarına da bu şekilde verir, galerilere de bu şekilde verir. Bayiler sıfır araçta yaşanan üretim sıkıntısı sonrası azami fiyat uygulamasına geçti. Galeriye de normal vatandaşa da aynı fiyattan satış yapıyor. Bugün bir şahıs da alsa, bir galeri esnafı da bizden araç alsa aldığı fiyat aynı. Ancak ki galeri bunu daha üstüne satmaya inanıyorsa eğer, bu ürünü satın alabiliyor. Dijital paralar artık birçoğumuzun hayatında yerini aldı, ancak oturduğu yerden para kazanmanın kolay yöntemi olsa da en ufak bir sözden, bir eylemden etkilenip değer kaybedebiliyorlar. Bir de sistemin güvenliği konusu var. Bu konuda uzmanların tavsiyesine kulak verelim. Dijital paraları hayatımızın bir noktasına yerleştirsek de gerçek paralarla eş değer tutamıyoruz. Sınırlı üretimleri, çok sert değer kaybı yaşamaları insanları tedirgin ediyor. Mevcut kripto paralar gelinen noktada ciddi sıkıntılar içeriyor. Yani Bitcoin'in 1-2 saat içerisinde %20 değer kazanıp kaybetmesi buna bir örnek. Bunun normal bir para olarak kullanılması çok zor. Dijital paralarla birlikte hayatımıza blok zincir tanımı girdi. Bu sistem, merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan dağınık bir ağ ortamında güvene dayalı işlemlerle veri paylaşımına izin veriyor. Bize kattığı teknoloji blok zincir teknolojisi. Bu teknoloji daha iyi anlaşıldığında ileride belki daha geçer, ülkelerin daha kabul edebileceği bir kripto para üretmek belki mümkün olacaktır. Şu anki haliyle sadece bir yatırım cihazı olarak kalacak diye tahmin ediyorum. Birçok ülke merkez bankası bu paraların kullanımını test edecek. Türkiye'de dijital paralarla ilgili değerlendirme aşamasında. Burada aslında dediğim gibi farklı bir döviz kuru olarak görüyor o devletler bunu kabul ettiklerinde. Bu işlemlerde genelde anlık kur devrede olduğu için ve özellikle takas yaparken bir işlem masrafı alındığı için ülkeler kendini bu şekilde güvence alabiliyor. Ülkelerin aslında çıkartması gereken yasa bu takas işlemleri sırasında aslında vergi alınması olacaktır ve bunu düşük tutan ülkeler de kazanacaktır. Dijital paraların hesaplarda korunması konusu endişe kaynağı. Sanal olduğu için hackerların gözü bu paralarda. Güvenliğin birkaç noktada aslında sağlamak gerekiyor. Kişisel kullanıcılar eğer bir takas sitesinden bu kripto paraları aldıysa genellikle onlarda sadece parolaları olduğu için bunu iyi korumaları gerekiyor. Bazı ülkelerde özellikle Amerika'da Bitcoin ve benzeri lisanslar mevcut. Bu tarz siteler o lisansları kullanıyor. Devlet güvencesi altında oluyorlar. Kripto paralarını cüzdanlarda tutan kullanıcıların ise oluşturdukları şifreleri iyi korumaları gerekiyor. Büyük rakamlarla kripto paralar satın alanlar için farklı bir yöntem var. Yüksek meblağlarda kripto paraları varsa soğuk cüzdan denilen cüzdanları tavsiye ediyoruz. Cihazın üzerinde işlem yapıldığı için ve cihazı terk etmediği için gizli anahtar bu sayede daha güvenli oluyor. Peki bu iki yönteme de güvenmeyenler ne yapacak? Sır paylaşımı dediğimiz algoritmalar var. Dolayısıyla bir bilgisayarda bu bilgiyi tutmak yerine cep telefonu, tablet gibi 3-5 cihazı olanlar mesela 5 cihazı bu bilgiyi paylaştırabilir. Bir sayı seçiyorlar mesela 3. Bu 5 cihazdan herhangi üçü bir araya gelerek o anahtarı oluşturabiliyor. Kaybetmeler için en az 3 cihazlarının çalınması gerekiyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdü. Katil baba saklandığı adreste yakalandı. Katledilen anne Aynur, çocukları Aleyna ve Ahmet Ali'nin cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verildi.
eşi ve iki çocuğunu vahşice katletti. İfadesi kan dondurdu. Olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı. Mert ailesi bu binanın 3. katında oturuyordu. Kapıyı canım, ben kaç kere aradım acaba. Her gün bu perdesini açardı, bugün açmadı. Gece açmadı. Yakınları aileden haber alamadı, hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye yardımıyla eve girdi. İçeride acı tabloyla karşılaştılar. Anne ve iki çocuğu yerde cansız bir şekilde yatıyordu. Cesetler evden çıkarıldı, morga kaldırıldı. Olayı duyan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Katledilen anne Aynur, çocukları Aleyna ve Ahmet Ali'nin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Defnedilmek için Osmaniye'ye götürüldü. Tabutlar sıra sıra dizildi, helallik alındı. Cenaze namazı kılındı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şüpheli baba Turgay Mert de Osmaniye'de yakalandı. İfadesi ise kan dondurdu. Eşi, kızı ve oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti neden işlediniz? Pişman mısınız? Zonguldak'ta bir kadının bağırışlarıyla herkes pür dikkat kesildi. Tartıştığı adam arabasını defalarca kadının üzerine sürdü. Neyse ki kadın olaydan yara almadan kurtuldu. Adam hakkında şikayetçi oldu. Gözü dönmüş adam kadının üzerine otomobili sürdü. Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Zonguldak'ta bir adamla kadın tartıştı. Kadın yürüyerek ilerliyordu ki arkasından hızla gelen aracı fark etti. Can havliyle kaçmayı başardı. Sonrasında sinirlenip ayakkabısını çıkarıp araca fırlattı. Bu araç sürücüsünü daha da kızdırdı. Bir kez daha kadının üzerine aracı sürdü. Kadın bir süre otomobilin kaputuna tutunarak aracı durdurmaya çalıştı. Çevredeki bir vatandaş ise kadını aracın yanından çekip aldı. Öfkesi dinmeyen kadın ayağındaki diğer ayakkabıyı da fırlattı. Arkasından bir süre bağırmaya devam etti. Araç sürücüsü ve kadının neden tartıştığı henüz bilinmiyor. Kadının olay sonrası şikayette bulunacağı belirtildi. İstanbul Üsküdar'da korkunç bir kaza meydana geldi. Fren yerine gaza basan kadın sürücü önce yolda yürüyen bir kadına sonra da 13 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. İkisi de feci şekilde can verdi. Fren yerine gaza bastı. Biri çocuk iki yaya feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Korkunç kaza İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Kadın sürücü fren yerine gaza bastı. Araç bir anda kontrolden çıktı. Önce kadına daha sonra 13 yaşındaki kız çocuğuna süratle çarptı. İkisi de çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Melike Karaca'nın ailesi perişan. Oysa ekmek alıyor, çocuk ekmek almış, geri gelirken köşe sağda çocuğa vuruyor arabayı hızlı. Giriyor arabaya, çarpıyor çocuğuma. Çocuk ölüyor yani. Öldü çocuğum. Isparta'da 19 yaşındaki Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi kampüsün içindeki 8 metrelik inşaat çukuruna düştü. Hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ...19 yaşındaki üniversite öğrencisi kampüste 8 metrelik çukura düştü, hayatını kaybetti.
Olay Isparta'da yaşandı. Ali Sinan Cirit, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Akşam dersten çıktı, yurda doğru yürüyordu. Ancak bir anda dengesini kaybetti. İnşaat için kazılan çukurdaki demirlerin üzerine düştü. Sabah saatlerinde genci fark eden inşaat işçisi hemen ekiplere haber verdi. Ancak Sinan Cirit için artık çok geçti. Çukurdan cansız bedeni çıkarıldı. Cesedi tabuta konuldu. Otopsi için morga kaldırıldı. Önce bir çantan yok yani. Doğru mu? Yok. Evet. Sisi burası soruşturma. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi akıllara durgunluk getirecek bir haber var sırada. Adana'da camiye gelen bir vatandaş ayakkabılarını çıkararak dolaba koydu. Ardından camiye girdi. Bir süre sonra camiye terlikle gelen başka biri namazını kıldıktan sonra dolaptaki ayakkabıları sanki kendininmiş gibi giyerek camiden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarında. Önce namaz kıldı, ardından ayakkabı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay Adana'da yaşandı. Camiye namaz kılmak için gelen bir vatandaş ayakkabısını çıkararak dolaba koydu. Ardından camiye girdi. Bir süre sonra camiye başka biri terlikle geldi. Terliklerini çıkardı, etrafına iyice bakındı. Dolaptaki ayakkabıları gözüne kestirdi. Ardından namaz kılmaya başladı. Namazı bittikten sonra hemen dolaba yöneldi. Önceden gözüne kestirdiği ayakkabıları eline aldı, sonra bırakıp etrafı kolaçan etti. Tekrar ayakkabıları eline alarak sanki kendininmiş gibi giydi. Ardından hiçbir şey olmamış gibi camiden uzaklaştı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını fark eden vatandaş durumu cami imamına bildirdi. Kamera kayıtlarını incelediklerinde ayakkabının çalındığı ortaya çıktı. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Devam edelim. Navigasyon az kalsın faciaya neden olacaktı. Ümraniye'de cep telefonunun navigasyon uygulamasında yol olarak görünen merdivenli sokağa giren sürücü aracıyla takla attı. Sürücü neyse ki kazayı yara almadan atlattı. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Benim sağ yapmamla takla atmam bir oldu. Navigasyona uydu, aracıyla merdivenden uçtu. Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Osman Karaoğlan cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen sokağa yöneldi. Ancak orada yol değil merdiven vardı. O merdivenleri kendisi de fark edemedi. Aracıyla birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durabildi. Sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu ancak olayın şokunu atlatması kolay olmadı. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum. İşte sokakta biliyorsunuz. Aynı yerde bu tip kazalar sıklıkla oluyor. Mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor. Yolun yokuş olması, parke taş olması, araçlar buradan yağmurda çıkamıyor. Yeni gelip bir araç girdi. Yukarısındaki eve aynı yokuşun başında defalarca şikayet etmemize rağmen oraya girdi. Bir iki hafta önce tekrar oraya girdi. Şimdi de burada bu şekilde. İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi ancak gelen kargodan çocuk elbisesi çıktı. Firmayı arayan adam kimsenin cevap vermemesi üzerine şikayetçi oldu. İşte bunları ben eşime ısmarlama yaptım bu elbiseleri. Elbise sipariş etti, gelen kargoyla şoke oldu. Açtıktan sonra çıkan çocuk elbisesi bir tane. Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Bedri Aslan sosyal medyadan eşine elbise sipariş etti. Bu elbiseleri beğendi.
3 gün önceydi. Kargo geldi, aslan kapıda 240 lira para ödedi. İçeri girdi, hemen kargoyu açtı. Ancak neye uğradığını şaşırdı. Ama bugün yanlış bir tane çocuk elbisesini getirmişler. Bedri Aslan dolandırıcıların tuzağına düştü. Hemen telefona sarıldı. Sipariş verdiği numarayı aradı. Bu şirkete mesaj yazıyorum. Her şekilde görüyor ama cevap vermiyor. Aradık şekilde hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Bunun üzerine Aslan sayfa hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. 240 lira falandı. Yani parasından değil ama insanlar mağdur olmasın. Eşim de sevilmişti. O da üzüldü. Ben de üzüldüm. Yani 240 milyon için değer mi? Niye milletin duygularıyla, niye milletin şeylerle oynuyorlar yani? Ana haber bültenimizin ilk yarısında bahsetmiştik ama tekrar gönelim MGK bildirisine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Suriye'de sivillere zarar veren eylemlerden kaçınılmalı ifadelerine yer verildi. Açıklamada Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözüme ulaşmasını engeller ifadesine yer verildi. İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir denilirken, Afganistan uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur denildi. Aynı zamanda Türkiye'nin düzensiz göç konusundaki iyi niyetli yaklaşımı göz ardı edildiği belirtildi. Afganistan'da insani krizlerin aşılmasında uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yapıldı. Bildiride Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştirdiğini de altını çizdi. Evet, MGK'dan çıkan önemli başlıklar bunlardı. Devam edelim. Konya'da sanat ve kültür hayatına önemli katkılar sunacak bir yatırıma imza atıldı. Sanat Akademisi kuruldu. Akademide her yaştan grup, sahne sanatları, müziksel kişisel gelişim dallarında uzman kişilerden ücretsiz eğitim alabilecekler. Medeniyet eğitim istiyor, kültür istiyor, sanat istiyor. Biz de bu yönde gayret ediyoruz. Şimdi adeta kültür çeşmesi yapılıyor. Önemli bir çalışmanın temelini atıyoruz. İmzalar atıldı, Sanat Akademisi topluma kazandırıldı. Şehrimiz yeni sanatçılar kazanacak, sanatsal etkinliklerin inşallah merkezi olacaktır. Bu gençlerimizden yarın ben inanıyorum ki Türkiye çapında, hatta dünya çapında sanatçılar yetişecek. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ilke imza atıldı. Selçuklu Sanat Akademisi kuruldu. Selçuklu Belediyesi olarak sanata, eğitime, kültüre büyük önem veriyor. Birbirinden değerli projeler, eserler üretiyoruz. Selçuklu Sanat Akademisi'ni kurma amacımız Selçuklu'yu değerlerimizle zenginleştirilmiş, insan odaklı sanat şehri yapmak. Yetenekli kişiler keşfedilecek. Sanat Akademisi'nde her yaştan grup, sahne sanatları, müzik, kişisel gelişim dallarında alanında uzman kişilerden ücretsiz eğitim alacak. Bunun yanı sıra 30'u aşkın branşta kurs verilecek. Akademideki çalışmalar genel koordinatör yönetimindeki 7 kişilik bir ekiple yürütülmektedir. Eğitim kadrosu ise Halk Eğitim Müdürlüğü uzman öğreticileri ve Selçuk Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından görevlendirilen akademisyenler olmak üzere toplam 23 eğitimciden oluşmaktadır. Sanat Akademisi şehrin sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sunmayı amaçlıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi için toplam 345 kişinin kaydı şu anda alınmış durumda. Bahar ve yaz dönemleri kayıtları okul ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle birlikte yaklaşık 3000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece akademik çalışma değil, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler çok önemli. Çocuklarımız kazanıyor bu birliktelikten, şehrimiz kazanıyor. Almanya'nın Kiel kentinde meydana gelen hortum hayatı olumsuz etkiledi, ağaçları devirdi, evlerde ve iş yerlerinde hasara neden oldu. O görüntüler kameralara yansıdı. Devasa büyüklükte hortum önüne geleni yuttu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
Almanya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kiel kentinde hortum meydana geldi. Deniz ve gökyüzü adeta birbirine bağlandı. Hortum evlerde ve iş yerlerinde büyük hasara neden oldu. İdman yapan kürek takımı da hortumdan etkilendi. 6 oyuncu hafif yaralandı. Dışarıda kalanlarsa zor anlar yaşadı, kaçacak yer aradı. Yetkililer bölgede olumsuz hava koşullarının devam edeceğini açıkladı, halkı uyardı. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde saatte 93 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar kum fırtınasına neden oldu. Bölgede oluşan toz bulutu tüm sokakları karanlığa bürüdü. O korku dolanlar bakın nasıl görüntülendi. Toz bulutu gökyüzünü kapladı. Sokaklar karanlığa büründü. Görüntülerin adresi Brezilya, São Paulo eyaletinde etkili olan kum fırtınası korku filmlerini aratmadı. Şiddetli rüzgar bazı bölgelerde saatte 93 kilometre hıza kadar ulaştı. Rüzgar sokaklarda ne var ne yok süpürdü. Oluşan toz bulutu gökyüzünü kapladı. Sokaklar karanlığa büründü. Yaşanan korku dolu anlar bölgede paniğe neden oldu. Tüm şehri kaplayan toz bulutunu görenler şaşkınlıkla o anları böyle kaydetti. Yaşanan kum fırtınasına bölgede uzun süredir etkili olan kuraklığın ve şiddetli rüzgarın sebep olduğu belirtiliyor. Ve böylelikle BBN Türk Ana Haber Bülteni'nin bugünlük sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. Milletimizin verdiği mesaj. Artık...